Şu an debriyaja basıyorum. Basmasam da üstüne hareket var ama alttan sanki hiç bir geçiş yok. Sola hiç gelmiyor. Sol tarafa hiç gelmiyor. Biri atamıyorum. Geri 2'ye ve 4'e de şu an geçmiyor. Diğer viteslerde iptal. Aracımız Volkswagen Polo 2000 model. Dürbün göğüs. İkinci ve dördüncü vitese geçmeme problemi vardı. Yani fiziki olarak geçmiş gibi görünüyordu fakat geçmiyordu. Alttan geçmediğini fark ettik. Kontrol ettiğimizde şu an o parçayı ben göremedim de. 2 ve 4'ün parçasının boşa çıktığını gördük. Şimdi şöyle takıyoruz. Dur. Ha, normalde oraya geçiyor. Ya bu buraya geçecek. Bunun içinde lastik takosu var. O takos Tutuyor. kırılmış. Lastik takos bu cıvatayla beraber bu ileri geri götürüp getiriyor. Ha, çürüdüğü için o lastik takoz Bak lastikler daha burada. parçalara duruyor aynen. Parçalar duruyor. O zaman o parçayı alıp taksak. Onu alıp taksak olur. Sen şu, ya ben makineyle ya da sen makineyle. Evet, şimdi şu şekilde kelebeği bağladık. Ve o kelebek o parçayı orada tutacak. Bu geçici çözüm. Normal orijinal lastiğini alıp daha sonra lastiğini orijinal yerine takarak daha sağlıklı hale getireceğiz. Şimdi ikinci cırtı da çapraz yaparak orayı biraz daha sağlamlaştırıyoruz. Heh, şu an iyi. Tamam, bu sağlam bir şekilde bunu tutar. Geçici çözüm olarak. Orijinal lastiği alıp takana kadar. Arkadaşlar, bu yaptığımız işlem geçici bir çözüm. Yani çok uzun süre bu şekilde kullanamazsınız aracınızı. Daha sağlıklı olması için internetten polo vites seçme teli ya da vites değiştirme halatı şeklinde aratırsanız, bu ürünü alırsanız, aracınıza taktırırsanız sorunsuz kullanırsınız. Biz geçici olarak yaptığımızda yaklaşık bir ay sonra tekrar bir sıkıntı oldu. Ve kendi ustama sanayiye gidip o takozu lastik kestirip üzerine işte parça yaptırıp sadece takoz kısmını yaptırdım. 200-250 lira gibi bir işçilik ücreti aldı benden. Normalde halat alsaydım 800-900 liraydı. 2021'in Ekim'inde yaptırdım ben. Şu an Kasım ayı oldu. 1100 liraya çıkmış sıfır tel fiyatı.